kamuoyuna dünden beri duyurduk. Sen Allah olsun bizi kırmadın, geldin. Özellikle sebebinde öncelikle dini sebeplerden dolayı geldin. Yani Allah'ın rızasını gözettiğin için, Müslümanların namusunu gözettiğin için geldiğini biliyorum. İzleyenlerimize bunu biliyor. İkincisi olarak bu devletin ikinci bir işgal olması, terör örgütleri tarafından esir alınması istemediğinden dolayı verdiğin bir mücadele olduğunu biliyorum. Üçüncüsü senin ve senin gibi mağdur olan birçok bu vatanın evladı olduğunu, duygular ismar olduğunu, hatta ticaret hayatlarına, iş hayatlarına, evlilik hayatlarına kadar yapılan, hatta namuslarına kadar yapılan saldırıları göz şahidi olarak biliyorum. Daha da önemlisi bana bir evrak göndermiş. 2021 senesi itibariyle bile hala şu anda bizimle bu yayını yaparken bile Sözler Köşkü'nün resmiyette sorumlususun. Evet. Şu anda belge üzerinde resmiyette sen gözüküyorsun. Dolayısıyla o belgede ben de var. Hatta o belge yüzünden yaşadığım mağlubiyetleri de biliyorum. Özellikle insanların sana sormak istedikleri var. Onları bana geldi, ben sana soracağım. Fakat öncelikle özetle eski adınla, yani Sözler Köşkü'ndeki adınla Rezzan, şimdi ismin Abdullah abi, şunu sormak istiyorum. Sözler Köşkü'ne seni götüren sebep neydi? Nasıl bulaştın bu pisliğe? Nasıl bulaştım? Ya ben kötü bir hayat yaşıyordum askerden geldikten sonra. Biz 2009'da İzmir'e taşındık. Babamın memuriyeti sebebiyle. Tabii ondan sonra işte ortamdan olsun, arkadaşlardan olsun. Yani kötü bir hayat yaşamaya başladık. Ve ben bir hakikati arıyordum her zaman içinde. İşte askerden geldikten sonra yani kısaca, fazla uzun tutmayayım, kısaca anlatayım. Ben de izle sabaha kadar. Hani diyor sabaha kadar buradayım. Sabaha kadar buradayız. Askerden geldikten sonra böyle bir hakikat hani araştırmasına işte koymak istedim. İşte namaz kılmaya falan başladım ama şimdi tahkik manada bir bilgim olmadığı için zamanla bırakmıştım. Daha sonra işte bizim yani bu şu an İstanbul'da bulunan Yelken de bulunan Murat Çağırcı benim akrabamdır. Evet. Onun bir paylaşımını görmüştüm Facebook'ta, ekliydi bende. Murat Çağrı da ayrılmış galiba. O doğru mu? Tabii Yelken'de onlar işte. Yelken yani, diye. Yelken'de zaten şu anda benim iki Müslüman abiyle zaten özür dilerim. Evet. İşte onun bir paylaşımını görmüştüm Sözler Köşkü ile alakalı. Ben de mesaj attım. Hani dedim ki yani nasıl bir yer burası? O da dedi ki hani güzel bir yer. İşte ben siyasi meseleleri o zaman da sevmiyordum. Yani hani çünkü sonuçta din anlatılıyor. Hani din, Allah, işte kitap, Kur'an, peygamber anlatılacak. Bunların sormuştum ve gittim. Tabii ben de o dediğim gibi hani hakikati aradığım için hoşuma gitmişti ve etkilenmiştim. Tabii benim etkilendiğimi zannettiğim hakikat Sözler Köşkü değil, Risale-i Nur'muş. Onu daha sonra anladım ama işte öyle başlamış olduk 2013'te. Ta 2017'ye kadar işte. Tabii o süreç içerisinde çok şeyler oldu yani. Esasında en önemli süreç oldu 2017'ye kadar. Yani sen darbe sürecinde bunlar ne halt yediler, hepsini şahitsin. Peki ilk defa Sözler Köşkü'nde bir şeylerin yanlış gittiğini, doğru olmadığını sorguladığın dönem neydi ve bunu ne tetikledi? Neden onların yanlış olduğunu düşündün? Şu kelime tetikledi. Şu an halen daha orada görevli olan Talha isimli bir arkadaşla bu İzmir Göztepe'de bulunan ofisten çıktık arabayla. O da arabayı kullanıp ben de yanındayım. Neyse böyle yolda giderken ya dedi tabii ismim Rezan'dı o zaman. Ya dedi Rezan dedi öyle muhabbet ediyorduk. Bir gün dedi Fatih abi dedi bana bir kelime söyledi. Çok dedi şaşırdım, üzüldüm dedi. Nasıl bir kelime abi dedim ben de. Demiş ki bir insanı kullanabildiğimiz kadar kullanalım, kullanamadığımız yerde atalım gitsin. Yani şimdi bizim de... Abi sözünü unutma. Kadir Sırlıoğlu hocamızın, üstadımızın bir sözünü söyleyeceğim. Fatih abi çift FETÖ'cü. Çüş. Yedi sülalenin çüş. Devam et abi. O da insanları malzeme görüyor. FETÖ kafası. Tabii. Ben de bir şey diyeceğim abi. Ben bunları ısrarla üstüne terörlü FETÖ falan ben diyorum. Sen de mi? Ben diyorum çünkü. Benim için problem yok ya. Benim için problem yok da. Türkiye'deki bütün FETÖ davalarını ben üstleniyorum abi. Evet. Yani bu konuda ben bu işin nasıl söyleyeyim bir cihat olarak görüyorum. Sizden istediğim sadece
Sadece bu verileri anlatmanız yeterli. Yani hukuk işleri, çünkü sen abi çok çocuğuna bakacaksın, işine gücüne bakacaksın, gerek yok. Hukuki süreçte ben bu işte çalıştım, emek verdim. Dolayısıyla o iş onu ben deyip o konularda şey yapabilirsin, rahat konuşabilirsin, ama dediğim gibi ben FETÖ terör örgütü diyorum sadece. Ama o şerefsiz aynı FETÖ gibi kullanıp insanları atıyor, arkasından da iftira ediyor, hakaret ediyor. Aynen öyle. Bana geçiyor, ya verebilirse zarar da vermeye başlıyor. Evet abi. İşte bu hani işte beni üzdü gibisinden konuşmuştu. Tabii bende şok etkisi yarattı. Yani nasıl yani, şimdi mesela işte bizimle işi bittiği zaman bizi de mesela biz hayatımızı ortaya koymuşuz. İşte evimizden çıkmışız. Babam beni reddetmiş. Yani sırf ben oraya gittim diye. Yani işim... oraya gittim diye aile bağların, annen babanın ilişkin koptu. Tabii. Ama bu sen değilsin. Onlar koparttı. Evet, onlar kopardı zaten. Çünkü yani onlara bulaşan şahsın tamamen hani köle olmasını bekliyorlar. Yani hiçbir şeyle ilgilenmeyecek, başka hayatında başka hiçbir şey olmayacak. İslamiyet'in yegane temsilcisiymiş gibi, İslam'a sadece orada hizmet ediliyormuş gibi. Tamamen kafa bu ve bu yönde öyle bir propaganda ve şeye maruz kalıyorsunuz ki ister istemez yani etkileniyorsunuz. Çünkü bir de şimdi mahcubiyet de var. Yani çünkü hani diyorsun ki işte bunlar vesile oldu. Benim İslam'la tanışmama, işte namazıma vesile oldular vesaire. İşte Risale-i Nur'ları tanıttılar. Burada bir şey soracağım abi. Buradaki sözünü kestim, hakkına evet. Şimdi bunu çok fazla, bu jargonun esasını yine FETÖ'cüler kullanıyor. Evet. Ben biriyle tanıştım. Çocuk diyor ki ben diyor Adnan Oktar'ın kitaplarıyla diyor namaza niyaza başladım diyor. Ama bu çocuk Adnan Oktar'ın kitaplarıyla namaza niyaza başladığı için Adnan Oktar'ı kabul etmiyor. Ve onun yanlış olduğunu söylüyor ve bugün de hala peşinde değil. Şunu demek istiyorum. Yani biri bir şeye vesile olmuş olabilir. Sonuçta bir üzüm tanesindeki tat, lezzet onun kuru ve acı çubuğunda aranmaz. Yani şöyle diyeyim. Buradan ben sana bir kargo göndereceğim, yurt içi kargoyla. Sen gönderdiğin hediyeyi gördükten sonra bana bu hediyeyi bana veren kargocudur deyip sen onun adama minnettar mı oluyorsun? O adam kargocudur. Bu şekilde Allah diyor, hadiste geçiyor. Allah isterse bu dine bir facinin eliyle de hizmet eder. Önemli olan hidayet her yerden gelebilir. Vesile olabilir. Ama biz işte vesilelere takılıp o insanları bir yere koyup onlara da sonra kul köle olmaya çalıştığımız zaman ayağımız kayıyor. Allah bizleri bundan muhafaza etsin. Evet abi. Ya işte ister istemez böyle düşünüyordum. Tabii evet. bu söz benim hani bu işte bir yanlışlık olduğunu anlamama vesile oldu bu söz. Daha sonra işte hani çevremde gelişen ve kendi yaşadığım olaylara daha bir dikkatli bakmaya başladım o zamandan beri. O günden sonra daha doğrusu. Tabii o süreç yine de devam etti dediğim gibi. Hani o hisler, duygular olduğu için şey yapmadım. Yani bir reaksiyon göstermedim. Belki de Sözler Köşkü'nün kurucu üyeleri içinde gözüküyorsun. Evet. Peki kurucu üye makamına kadar Fatih seni nasıl yazdı? Nasıl yazdı? Çünkü dediğim gibi hani bizim Kürt milletinde biraz daha hani böyle İslamiyet'e böyle hani bir meyil vardır aşırı. Diğer sahil insanlara nispeten daha fazla bir aşk, şevk, meyil var. Biz tabii işte ben çalışıyordum o zaman. Mesela işten çıkıyordum, eve uğramıyordum. Hani o zamanki iş yerim evime yakın olmasına rağmen direkt mesela Sözler Köşkü'ne gidiyordum. İşte ne bileyim kart dağıtıyordum. Hastaneye gidip işte hastane vesairesi dağıtıyordum. İşte hani yakaladığımı konuşuyordum falan. Tabii bu şeyi görünce tamam yani. ucuza çalıştırabileceğim köleyi buldum misali. Tabii ondan sonra işte bize böyle esasında şunu söyleyeyim. Yakınlık sen, göstermeye başladılar. Zaten birinden bir şey isteyemeyecek bir insansın. Ama evet, öyle kesinlikle. Milletten para tut istenecek hale soktu seni. Doğru mu? Aynen öyle. Ki bir tanıdığımdan istedim beni şey yaptı, yerin dibine soksaydı hani veya kafama bir kurşun sıksaydı daha iyiydi. O kadar böyle pişman oldum ve rezil oldum ki yani kendimi rezil hissettim ki ben hani dedim babamdan bile hani bir şey isterken zorlanan bir insanım ki kalkıp da hani başka bir insandan hani sırf tanıyorum diye işte para istemek. Yani işte bu şeyleri biliyorum. Çok
usulü dilenciliği de yasaklamıştır. Hatta Risale'de olur bile. İhtiyacını imad edemezsin diyor. İsteyemezsin. Ya abi üstad ikinci mektup, mektubatta ikinci mektupta diyor ki ehli dünya, ehli ilmi ilmi vasıtayı cer etmekle itham ediyor. Bunu fiilen tekzip etmek lazımdır. Ben de bunu fiilen tekzip ediyorum diyor üstad. Yani, Allah razı olsun. Ya, biz de ya, fiilen tekzip ediyoruz. Tabii değil mi? Fiilen tekzip ediyor yani üstad. Hani hiç kimseden dün değil evvelsi gündü hatta WhatsApp yazışmalarını paylaştım sosyal medya hesabımda. Bir oyun oynamış İsmail Ağa'daki arkadaşlar, Sofiler, işte Mollalar ya da hocalar. Bana dedi ki bu Sözler Keşfi'nin telefonunu verir misin? Ben de onların GPS falan her şey olduğu için numarayı pat gönderdim. Ne yapacaksın dedim. Dedi bir oyun oynayacağız dedi. Oradaki elemana demiş ki biz demiş 5000 TL para yatıracağız demiş yani. Hibe edeceğiz cevabına. Bunlar tabii hemen atlamışlar. Hemen IBAN'ı göndereyim abi vereyim sana falan. Ama demiş benim bir sorun var. Hocalar diyor ki bu para haramdır. Hayır işlerine kullanılmaz. Yok 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 abi sen gönder gönder demişler. Demiş ki ya hocalar diyor ki haram parayla hayırlı işler yapılmaz. Yani mesela bir kadın evet, genel çalışıyorsa genel evinden kazandığı parayla cami yaptıramaz. Ya da genel abi, evinden kazandığı abdest alınmaz abi ya. Yani. Dolayısıyla haramla haram para, uyuşturucu parası, kadın parası yani böyle haram ne içki parası ne varsa bu paralarla Kur'an kursu, cami, hayır işler yapamıyorsun. Din buna izin vermiyor. Bunlar ısrarla şey demiş. Demiş ki peki demiş ne haram parası demiş. Ya demiş ben işte kumarhane işletiyorum. Altılıdan yanım oynatıyorum. At yarışları oynatıyorum. Buradan da para var. 5000 lira. Bu haram bir para. Bunu vermek istiyorum. Ama demiş hocalar diyor ki bu caiz değildir. Yok yok caiz demiş. Kaynak ne demiş. Kaynakta Fethullah Gülen'e ait başka bir site var. Sorular İslamiyet. FETÖ'ye aittir. Onun belgelerini yayınladık. Ondan bir cümle almış. Diyor ki parayı verin diyor. Sevap beklemeyin diyor. Onlar da onları fetva bulmuşlar. Yani diyor ki ya, abi diyor. Sen... Bunlar diyor hani sen FETÖ diye vuruyorsun ama diyor bunlar diyor sapına kadar diyor sapık diyor. Yani ya, dinin daha vahimi var. Yani 5000 lira bir şey değil. Yok orada atıyor. Yani itikadları bozuk. Hani ehli sünnet diyenler var ya bu sapıklar. Evet, bunlar ehli kesin, ehli bira, ehli FETÖ, ehli terörist. Net söylüyorum ya. Bunlar yani hani para için her şeyi mübah gören insanlar. Bu ben oradayken yanlış hatırlamıyorsam 2015 olması lazım. 2014 veya 2015 Trabzon'un eski bir futbolcusu o zaman Göztepe'ye transfer olmuştu. Hmm. Bunlar nasıl ulaştıysa bu futbolcu ismini söylemeyeyim şimdi. Daha o dava açmasın. Nasıl ulaştılarsa bilmiyorum. Ulaşmışlar bir şekilde. Tabii bunun işte muhabbetler falanlar filanlar işte yemekler her neyse. Buna yakınlık kurmuşlar ve para istemişler. Bu da demiş ki işte benim hani etkilenmiş söylediklerinden işte benim bankada param var ama faiz de işliyor. Vallahi milyon bir rakam ama tam hatırlamıyorum açıkçası. Çok büyük rakam. Tabii büyük rakam. İşte diyorum milyon rakam yani. Sıfırlar atıldıktan sonraki rakam değil mi? Tabii tabii milyon işte trilyon yani eski şeyle. Trilyon. Trilyon şeydi para. Hani alır mısınız gibisinden harıl harıl o zaman fetva arıyorlardı onu biliyorum. Ondan sonra ne oldu? Harıl harıl fetva aradılar bir yer onu biliyorum. Hatta işte böyle çok büyük müjdeymiş gibi bize anlatmıştı Fatih Efendi. Bize sevinmiştik işte yani ne kadar ahmakmışız ne yazık ki. O haram yani. Paraya da oraya gelen insanlara evet. Çay çorba içirecek. Evet. Milletin kursaklarına... Evet. Yetimin garip kurabağını... Bankada işleyen faizli para abi daha ötesi var mı yani? Yani oraya gidenler de harama sokacak yani. Evet, tabii. Hatta şey var abi o sizin imzanız olan bir yazıda bir olay bahsediliyor abi. Büyü meselesi, cin meselesi var, sihir meselesi var. Bir kızdan bahsediliyor. O Mert Yeşüt abi yazmıştı. Evet. Şu büyü meselesiyle alakalı senin şahit olduğun ya da işittiğin ya da anlattığın ya da şahit olduğun. Yani şu büyü meselesi bana çok soruluyor o yazıda. Onu böyle detaylandırabilir miyiz abi? Bu neydi Sözler Köşkü'ndeki gelen insanları büyü mü yapıyorlar abi? Ya zaten büyülendikleri açık da aşikar başka bir büyü de var mı yani müdahale? Ben hani yani vallahi o konuyla ilgili gerçekten çok fazla malumatım yok. Yani Ebru mu diyor, Ebru mu bir kızdan bahsediyor. Annesiyle beraber bu işi yaptı diyor. O yazıda var. Mert abinin yazdığı yazıda. Ondan dolayı sordum. Tamam o konuda çok detay bilmiyorsan başka bir şey söyleyeyim. O kız zaten o kız annesiyle beraber FETÖ'cüydü abi. O onu söyleyeyim Ebrar'dı o.
Ebrar olan o kız. Tamam, şimdi hatırladım. O kızın da yani önceden evvelden FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı annesiyle beraber. İyidir. Olmasaydı çoktan bunları çarşı pazarına söyler, ifşalardı. İnşallah örttüğüne göre, piyasadan kaçtığına göre hala FETÖ'cü oldu açık. Peki Çok güzel. bu bir olayı tamam. Oradaki yazıya baksınlar Evet. detaylı olarak. Şey soracağım. Evet. O yazıda bir olaydan başlıyor. Fatih Yağcı'nın annesi bir rüya görüyor, bir şeyler görüyor. Sonra Amerika'da, Washington'da bir sözler köşkü binası. Yani neden bir Mekke, bir Medine değil, ne bileyim yani bir Azerbaycan değil, bir Gazze, bir Filistin değil, yani bir Afganistan değil. Neden illa herkes Amerika? Yani Amerika'da ne var? Bu Pensilvanya, Washington, bunlar niye böyle? FETÖ'ler var işte abi. Yani daha ne olsun? Ya bu FETÖ'ler. Amerika sevdası nereden geliyor abi? Ya Amerika sevdası Fethullah'tan gelir yani başka bir yerden gelemez. Çünkü Fatih Yağcı'nın ablası FETÖ Ayşe firarisidir. Gal FETÖ firarisi olduğunu, hatta abisi ve entesi de firariymiş. Evet. Fatih Abisi de. abla. Peki hatta Hatta Fatih nezarete alındığı, sorguya çekildiği de gelen ihbarlarda var. onun da nedenini söyleyeyim. Şimdi babasının şirketleri abisinin üzerine olduğu için şimdi darbe olayı patlayınca bu babası apar topar şirketleri Fatih'in üzerine yapıyor. Kayyum atar çünkü devlete. Tabii. Yani şey olmasa hayır. Şirketleri diğer yani Hüseyin'den alıp Fatih'in üzerine devrediyor. Hüseyin mi abisinin adı? Efendim? Hüseyin mi abisinin adı? Hüseyin Yağcı. Bu da FETÖ firarisi mi? İşte FETÖ'cü olduğu biliniyor %100. Ben FETÖ'cü. ki bu 17-25'ten sonra FETÖ'yü destekler sosyal medyada paylaşım yapıyormuş bunlar. Ailesi. Hatta onun Valla uyarı vesaire o yazılarda hep var bu. ya babasının işte mesela yani darbeden sonra bile bazı paylaşımları duruyordu mesela yani FETÖ'ye dair. Yani hatta biz o zaman bizden böyle ikaz eden oldu işte Mehmet amcaya söyleyin. Hani Ben Fatih şeyi abi merak ediyorum abi, o unutmadan. paylaşımları kaldırsın. Evet. Fatih Yağcı bu kızlara tost yemek sohbeti var ya, hani kızlara annesinin tost yaptığını, tostun Evet. esansının annesinin icadı olduğunu, daha önce tostun olmadığı acayip acayip şey yaparken, hatta tostu alıyor şöyle kızlara diyor, bak diyor kart ısıracağım diyor. Isırıyor tostu, sesi duydunuz mu, ne güzel tost sesi çıktı diyor falan. Böyle bir psikopat bir sohbeti var yani. İnsan karısının yanında bile tostu ısırırken, karıcığım gel tostu ısırıyorum sesini dinle demez yani. Böyle bir hareket yok. Fatih bunu karısı olmadığı, nikahlısı olmayan yabancı kızlara tost yerken Evet. ağzının şapırtısını dinleten bir psikopat olduğu için soracağım. Orada diyor ki abi abi o kadar bir manyak ki, tamam mı? Hani nasıl pastik ben açıkçası bilmiyorum, tamam mı? Yani ben bu adama zamanında adam zannettim, hürmet ettim. Beraber Mekke Evet. Medine Tevrat çıktık falan. Yani hiç bu açıklarını görmedik yani. Hakikaten elimizde kalırmış yani. Orada Abi. çok iyi şey söylüyor. Annesinin Fransızca bildiğinden bahsediyor. Bu Evet. Fransızcayı ağzından mı kaçırdı? Bir Fransız meselesi var. Bununla ilgili bir duyum, bir şey bilgin var mı? Vallahi inan bilmiyorum. Yani Bilmiyorsun. Yani dedim cevapsız. onu Rıdvan abiye de soracağım. Annesinin ileri derecede bir Fransızca diline hakim olduğu söyleniyor. Yani bir şeyini bilmiyorum ama hani o rüya meselesi işte Amerika meselesine gelecek olursam Evet. işte tabii bu yeni yer alınmıştı işte Çankaya'daki işte kardeşlerimle bizim özel has ekibin özel dersi oluyordu her hafta Perşembe günleri. İşte yine o Perşembe günü yani çekirdek kadro dersi dediğimiz derste toplandık. Tabii biz yine orada kalıyorduk zaten o gönüllü kölelik yaptığımız için. Oradayız tabii. Neyse işte dersten önce işte böyle muhabbet falan işte ne oldu biliyor musunuz falan. İşte annem rüya görmüş. İşte bilmem Washington veya New York Sözler Köşkü. Tabii biz de hani coşuyoruz böyle coşturuyor bizi falan ama kimsenin de aklına gelmiyor. Ya, ulan niye Amerika yani hani ne alaka Amerika? Niye dediğin gibi hani Mekke değil ne bileyim hani İslam'ın bir sürü dünya üzerinde şehri var yani beldesi var. Niye bunlardan biri değildi Amerika? Bir de rüyalarla bunlar çok amele ediyor. Bir hep rüya olayları ile insanları motivasyon etmeye çalışıyorlar. Yani FETÖ'cü taktiği abi işte rüya ya. Devamlı rüya. birinin ağzında bu FETÖ şeyi vardır. Yani bu rüya olayı Evet. vardır. Peygamberimiz görürler. Ya peygamberimizi kamyonete binip Sahabeler gezdirirler. geldi tabii. Türk olimpiyatlarına getirirler. Peygamberimizi orada izletirler. Yani sürekli böyle bir rüya bir şeyleri var. Sapıklığı var bunlarda. Peki abi hızlı da geçeceğim.
Orada bir mesele daha var. 17-25 aylık süreç yaşandıktan sonra kardeşler Hoca Efendi'yi bitirmek istiyorlar diyor o yazıda. Bu olayda sen var mıydın? O olayda ben vardım ama çekirdek kadroda değildim henüz. Oradaydım. Yani onu işittin mi? Tabii duydum. İşittim. Yani arkadaşlar Hoca Efendi'yi bitirmek istiyorlar cümlesi. Bizim Rıdvan'la o zaman Rıdvan çekirdek kadrodaydı. O muhabbetler olmuştu hatırlıyorum. Evet. Bir de ben şeyi dikkatimi çekti. Mesela 2015'te az önce tweetini gösterdim. Senden önceki ilk yayında seni bağlayamayınca sorunlardan. İlk yayında şey gösterdim. Fatih Yal 2015'te AKP diyor hükümete hitap ederken. Hı-hı. Öbür taraftan da Gülencilere diyor. Gülenciler diyor. Ben sizin gibi düşünmek zorunda değilim diyor. Evet. Şimdi orada ilginç bir detay var abi. 17-25 Aralık sürecinden 1,5-2 sene yakın süre geçiyor. Ve bu süre zarfında devletimiz mücadele ederken bunlara paralel yapı diyor, haşhaşi diyor. Fatih Ayarcı ise bunlara paralel veya haşhaşi demeden çok kibarca of ya sıkıldım Gülenciler diye böyle bir nasıl söyleyeyim sanki öz kardeşine uyarırmış gibi. Yani Gülenciler ifadesiyle onları böyle bana bunu demeyin, beni böyle sıkıştırmayın gibi bir onları bir yalvarıyor, bir şey var. Hatta o bunu hatırlıyorum. Hatta bize sorarak atmıştı atayım mı diye. Evet. Biz de hak demiştik hani nasıl bir kafaysa, nasıl bir şuursuzluksa bize normal gelmişti yani. Peki abi bir şey dikkatimi çekti. Sosyal medyada en çok sorulan o oldu. Bir taraftan evet. Da ben dostlarıma bakayım onu bulursam göstereceğim. En çok sorulan sorulardan bir tanesi bu bekareti bozulan, yani bekareti işte gizli nikah adı altında alınan çarşaflı ve parasölü bacılarımız hakkında bir beyanın var. Bununla alakalı evet. Bir detay verir misin? Bu nedir abi? Abi valla yani bunu biz anlattık ama işte hani şimdi o Baki ile yaptığımız canlı yayın çok uzun olduğu için evet. Hani problem olmamıştı fakat sen hani o videoları şey yaptıktan sonra böyle parça parça rahatsız olunmuş. Benim hani eşime söylemişler. Biz rahatsız olduk hani bir bu muhabbetleri karşı işte bu olaylar karşımıza çıkmasın. Tabii üstü kapalı bir şekilde anlatayım ama yani fazla yani dile getirmek istemiyorum. Çünkü bacımız evlenmiş şu an başka biriyle evlenmiş. Yani bana bu konular geliyor bana da yazlar. Konuları bizi evet. Karıştırmayın olmasın vesaire. Evet. Onlar dedim sizlik bizlik değil. Size yapılan evet. Bütün hükümetin kızlarına yapılıyor hala yapılıyor. Evet. Ya mesela, evlendiği o, için bir şey de demek istemiyorum fazla. Ya biz bir arkadaşımız vardı. Açık öyle söyleyeyim abi. Evet. Bizim ekipte bulunan. İşte bir kızla nişanlıydı. Daha sonra işte yani Allah affetsin bir şeyler herhalde imam nikahları olduğu için olmuş. Şey de var. Sonuçta, üniversite başlıyor gizli nikah. Evet. Üniversite bitene kadar beraber oluyorlar. Üniversite evet. Bitince sonra boş ol kaybol. O çok kötü işte yani o daha beter. Hani ne diyeyim ben şimdi fazla dile getirmek istemiyorum abi. Evet. Yani bu kapıyı onlar açtı. Allah müstahaklarını bunu ben çünkü... tamam üstünü çok açmayalım. Mahrem bir konu. Bu kadar evet. Yeter. Tamam açmayalım. Doğru haklısın. Ben şunu söylemek istiyorum. Öyle bir kapı açtılar ki abi yani hani hem insanların ruhlarını zedelediler, hem namuslarını zedelediler, hem gururlarını, haysiyetlerini zedelediler. Ve çünkü baktığın zaman hani bu romantik İslamcılık Hikmet Anıl Öztekin adlı şahısla başladı işte kitaplarıyla falan. Ve bunlar devam ettirdiler 3-5 sene. Ve yani öyle bir kılıfa sokuldu ki özellikle Hayal Hanım tarafından. Helal sevgili, işte helal ilişki gibi adı altında. Yani öyle şeyler yapıldı ki hakikaten yani böyle duyunca böyle insan kahroluyor ya. Yani Allah müstahaklarını versin vesile olanların. Bayan yazdı bana. Bayan yazdı. İsmi bende var. Fatih buna çok asılmış. Hatta böyle resmini istemişler olmuş, konuşmuşlar falan böyle. Şimdi de tabii kız o zaman hani bunun nefsi ve erkeklik şeylerinden dolayı günah olduğunu görmüş vesaire. Fakat olayın böyle FETÖ terör örgütü meselesiyle olduğunu görünce, benim de böyle FETÖ'cü dediğimi görünce kız korkmuş. Buna demiş yani biz buna duygusal olarak konuştuk bir şeyler oldu. Bu benim başıma bir şey gelir mi? Şeklinde ortaya çıkacak sonuçta yani bu araştırmada. Bundan dolayı şey yapıyor.
Hatta bazı yoruma gelenleri bu terör örgütüyle mutlaka bir ya finansal bir desteği var, ne bir himmeti var. Bunların terör örgütü çıkıp ve aynı zamanda toplanması durumunda işin ucunun bunlara ve ailelerine gideceğini bildikleri için biz bunu nasıl durdururuz, nasıl engelleriz projesi var. Başka bir bilgi vereceğim abi sana. Bu yeni. Ben Fatih Ağacı'nın hem eşi tarafından hem kendi tarafından akrabalarıyla görüştüm. Akrabalarıyla temasa geçtim. Bu akrabaları beni desteklemekle beraber yakın akrabaları şunu söylediler. Mesela onlara kız vermiş ya mesela. Teşe kızımızı vermeseydik bunlara. Niye? Bunlar evlendikten sonra akraba bağlantını kopardılar. Halalarıyla, teyzeleriyle, enişteleriyle tabii. Fatih'in talimatı var. Örgüt içinde gerek Maksat 114 olsun, gerek Hüzme'deki işte ne bileyim işte onların bayanlar kulundaki örgüt, Gaybubet ablaları bilmem ne diyorum ben onlara. Fatih Erci olsun talimat vermiş. Kesinlikle akraba ilişkilerinizi İslam için keseceksiniz demiş. Dava için keseceksiniz demiş. Halbuki ayet var yani kesemezsin, yardımcı olacaksın. Kesemez öyle bir şey yok. Kendi diyor ki yani bizim kuzenlere diyor, yeğenlere, akrabalara vesaire asla görüşme yok diyor. Şu anda çıksın mesela Fatih Ağacı'nın ya da onun karısı tarafındaki, eşi tarafındaki akrabalar çıksın, poz versinler, biz bunlarla beraberiz diyemezler. Tam tersi diyor ki bizimle görüştürmüyorlar. Yani kapalı bir kutu haline gelmiş. Dün mesela Hayal Hanım'dan itirafçı 7-8 kişi oldu. Birebir itirafçı olanlar. Şunu söylediler, abi dediler, en son aldığımız bilgi Mehmet Yıldız dedi, Hayal Hanım'da kimseyi bırakmadı. Herkesi boşalttırdı. Yani kendi çekirdek kadro durumu muhafaza etmeye çalışıyorlar. Yeni bir patlattın ki. Patladılar. Peki onunla ilgili de ben bu bilgiyi vermiş olayım. Daha konuşulacak çok şey var. Benim acelem yok. Sindire sindire. Kış uzun. Benim de acelem yok, sorun yok. Devletin acelesi yok. Zaten korona var. Bakın geçen pazartesi günü 25'te bizim mahkeme vardı. Çok fena şekilde bu örgütlerin turizm işini yapan, bak bu FETÖ örgütünü turizm ayağını yapan bir üst düzey biriyle biz kapıştık. O bana FETÖ terör örgütü ile suçlama yapmıştı. Biz de bunlarla alakalı direkt bunu bahane edip benim amacım esasına neydi? Bu adam uğraşmak değildi. Buradan Mehmet'e, Fatih'e kanal yapacağım. Başardım. Ve suç duyurusunda bulunmuştum. Mahkeme çok uzun sürdü. Yani 2018, 19, 20, ta 2021 ertelendi. Ve 11.55'teki mahkeme saat 3.30 gibi duruşma başladı. Küçükçekmece Adliyesi 16. Asli Ceza Mahkemesi'ne başladı arkadaşlar. Ben tabii müştekbe oturdum. Çok rahatım. O lavukta böyle ayakta duruyor. İşte kendini izah etmeye çalışıyor falan. Ben çok rahatım ama hakimle göz göze geliyoruz. Kalktım. Onları çürüttüm. Rezil ettim. İki tane yalan işaret getirmiş FETÖ'cü. Onları da çürüttüm. Sonra hakim onun o iyi hali, mi iyi hali baktık salak salak hareketleri var. Dedi ki 6 ay hapis dedi. Yani 6 ay hapis. Yani elimde emsal karar var. Birine FETÖ'cü dersen suçun derecesine göre 6 ay hapis yapıyor sadece. Tamam mı? Bunu da görmüş oldum. Sonra o 6 ay hapsi de paraya çevirdiler. Hı. Ben elime emsal karar aldım. Şimdi onlar benim hakkımda FETÖ'cü diyenlere de emsal kararım var. Onları da suç duyurusunda bulundu. O Mustafa Aydın Ekim var ya. Şimdi o lavuklar yarın gidecekler, duman olacaklar. Ben onları da rezil edeceğim. Sonra şeyi Sayın Özdadalı'yı biliyorsun. Babamı aradı. Beni öldürme tehdidi yaptı. Susturulmam için. Sonra savcılık benim ölüm tehdidi olduğumu tespit edildiği için hemen bana can güvenliği tedbiri kararı çıkardı. Ben de basına açıkladım. Daha birkaç gün önce de bir bayan beni aradı. Yine devletimizin görevlendirdiği arabulucu oluyor ya mahkemeye geçmeden önce. Yani bu iş diyor, mahkemeye gitmeden arabulucu yapalım diyor. Arabulucuyla görüştüm. Sayın Özdadalı, Yurubayası'na sahip, burada ne söyleyeyim kendisine. Diyor ki arabulucu, yani sus istiyor musun? İstiyorum dedim. Ama şartlarım var. Nedir? Dedim çıkacak kamuoyuna. Diyecek ki Süleyman Yasin Akdeniz'den ve ailesinden yaptığım bu edepsizlikten, ölüm tehditlerinden dolayı pişmanım. Özür dilerim. Kendisine iftira ettim. Gibi video çekecek. Babam iki tane mesaj atmış. Özür mesajı. Koskoca iş adamlar, bilgi milyarder bu adamlar bu arada yani. Toplumda girsinler, Google'a baksınlar, karizma sahibi insanlar ama hepsinin karizmasını böyle çat diye çizdik Allah'ın izniyle. Tamam mı? O abim abi dediler böyle düz üstü. Hatta dedim ki Bediüzzaman'dan başka üstad Hüsnü abiden başka abi tanımıyorum dedim. Alayına gider. Tamam mı? Kitap ortada, kitap. Mehmet Yıldız demiş ki FETÖ'cü. Oradan ayrılan bir gençe dedim ki sen neden ayrıldın dedi. Abi dedi ben mesajlara bakıyordum dedi. Mehmet benim mesajların başına koymuştu. Sonra ne oldu dedim. Gelen mesajda Hüsnü abinin uyarıları gitmiş. Videoları, Hüsnü abiden hayalhaneme uyarı, sözler uyarı. Bunları görünce bunlar ilk defa görmüş böyle bir soru. Cevap da veremeyince
Mehmet Yıldız'a sormuş. Demiş ki ya Mehmet demiş, bu Hüsnü abi kim? Bizi uyarıyormuş, biz böyleymişiz, şöyleymişiz. Demiş ki şoförden abim olur lan demiş. Şoförden abim olur demiş. Hüsnü abi hakaret ediyor. Şerefsiz diyorum o zaman ben de ona şimdi buradan canlı yayından. Bak, şoförden abim olur lan demiş. Buranın abisi benim diye böyle bir şey yapmış. Sonra o Fadi Koyuncu var ya demiş ki Yasin Akdeniz Aklı'nın ben Aynanem Derneği olarak işte biz suçlusuna bulduk, şöyle bulduk filan. Ben de size dedim işinizi kolaylaştırayım. Ben 6 aydır size FETÖ teröristleri diyorum. Belgeleriyle, itirafçılarıyla. Lan daha ne yapayım yani ne zaman siz benim aklımda suçlusu bulacaksınız? Ben sizi, benim hedefim şu. Devlet benim devletim. Adalet benim adaletim. Hakim benim hakimim. Asker benim askerim. Cumhurbaşkanı benim cumhurbaşkanım. Hepsini ben seçtim. Ben rey verdim. Dolayısıyla sen beni benimle mi tehdit edeceksin? Ama siz bu ülkenin milli güvenlik sorumlusunuz. Siz Fethullah Gülen çocuklarısınız. Sizin ananız babanız Fethullah Gülen ta kendisidir. Siz finansal elemde o şerefsiz teröristtir. Siz de teröristsiniz. Fethullah Gülen Zaman Gazetesi'ne beni bir referans yaptı gönderdi. Seni gönderdi. Sen etti. Sen parayı oradan aldın. Sen yani neden? Mehmet Yıldız Sözler Köşkü'ne gelmeden. Sözler Köşkü'ndeyken sen varken Mehmet Yıldız orada mıydı? Ben tam başladım. Mehmet Yıldız ayrılmıştı o ara. Ama gördüğün zaman ama görmüşsündür mutlaka. Gördüm. Mehmet Yıldız'ın altında 600 milyarlık araba var mıydı abi? Yok abi. Otobüsle gelip gitmişti. Onu diyorum. Adam açlıktan nefesi kokuyor. Risale-i Nur'u satarak zaten 600 bin TL. Araba almış. Araba ona ait. Onu paylaştım. Üstüne diyor. Koyacak. Volvo olacakmış. Nereden buldu bunu? Zaten FETÖ'den geldi o. Yani onun FETÖ'cü olduğu çok açık biliniyordu. FETÖ'den gelmişti. Ve yani hatta Rıdvan daha iyi bilir benden. FETÖ'nün kitaplarını, sohbetlerini, vaazlarını tavsiye etmişliği çok vardır yani. Bizzat köşkte Fethullah Gülen'in vaazlarını dinletiyormuş. Tabii. Zaten öğretmenlik yaptı. Körfez dersiniz kapatılmış. Orada FETÖ yani. Tabii. Şimdi ben bekliyorum Fatih Koyuncu. Buradan sesleniyorum İrfan. Sesleniyorum. Fatih Ünal'a sesleniyorum. Hepsini tanıyorum zaten. Mehmet'e sesleniyorum. Siz FETÖ'cüsünüz. Ben açık açık söylüyorum. Ben sizin derneğinizi yıkacağım. Sisteminizi, sizin bütün kurduğunuz Türkiye'deki bütün derneklerinizi altın üstüne getireceğim. Ben ölmedikçe bu mücadele yapacağım. Ya, hatta dedim ki oğlum İstanbul'da girelim. Hapse girelim, hapisten bile mücadele edelim. Ben çünkü öyle bir insanları ortaya koydum ki yani benim bitmemle bitmiyor iş artık. İş çıktı. Zaten abi Hüsnü abi 27 Mart Cuma akşamı bunların ne halt olduğunu kamuoyuna ilan etti. Suç duyurusunda bulundu. Yani dedi ki orada bunlar ülkemize felaket getirecek. Zaten bunlar toplanacak. Ama ben istiyorum ki abi benim tez canlı bir insan. Tamam mı? Hemen olsun istiyorum. Hemen tutuklansın. Gideyim Silivri'ye. Tamam mı? Silivri soğuktur. Ne var ya? Gideyim onları karşısına geçip baklava yeme hayalim var abi. A Haber'de çıkacaklar bunlar. Ben bir kahve yaptıracağım. Nescafe severim. Kahvemi içerken kabak çekirdeği de seviyorum. Ona çinko oranı yüksek. Hoşuma da gidiyor. Siyah çekirdekler şey Silivri'ye yapıyor ama kabak çekirdeği iyi. Kabak çekirdeğini yiyeceğim. A Haber'den, işte B Haber'den onları izlemek istiyorum. Böyle ters kereler şey yat diyecek polis tamam mı böyle? Ondan sonra ben buradan tweet sallayacağım tamam mı? Sonra ne olacak? Onların topladığı nüfus var ya Türkiye geneli falan. Bunları ben devirdiğim için o nüfus otomatikten bana gelecek. Allah razı olsun diyecek. Diyeceğim gidin Bediüzzaman teşekkür edin. Gidin Hüsnü abiye teşekkür edin. Bana ya değil. Abi, öyle bir şey ki. Bana değil, kendime değil. Davaya gidin bundan sonra hayatınızı günahlarınızdan tövbe için kullanın diye insanları oraya kanalize edeceğim. Yani, Sözler Köşkü için demiyorum ama hayalhanem Doğu ve Güneydoğu'nun yani her tarafına öyle bir yayılmış ki yani düşün Şırnak HDP destekliyor. Evet. Şırnak Cizre'de adam Barkalı'na hayalhanemin sadaka kutusunu koymuş. Böyle bir şey yok ki. Abi şu anda Kürdisport bilmem ne Instagram sayfası var. PKK'ya ait bir sayfadır. Mehmet Yıldız'ın sohbetlerini PKK sayfaları paylaşıyor. Valla. Attık ekran görüntüsü de attık. Şu anda duruyor. PKK niye Mehmet Yıldız'ın sohbetini paylaşıyor? Seviyor canım. Abi bir şey soracağım. Çok merak ediyorum. Fadiye Ağacı ile alakalı. İfşalarından bir tanesi. Hatta Mehmet Su çıkaran da demiş ki abi dedi, o ifşaları görünce biz de bu kadar da bilmiyorduk dedi. Yani evet. Mesela Fadiye şerefsiz olduğunu biliyoruz ama hani kızlarla osuruk sohbeti yapacak kadar bilmiyorduk. Vallahi bilmiyorduk. Risale-i Nur'da o, dedim ya bir şey işaret var Fatih Yağcı'nın osuruna işaret var dedim. Nedir diye nereden buldum diye. Üstadımız evet. Risale-i Nur'da diyor ki biri namaz kılarken diyor Hades vuku buldu. Hades zaten osurmak demek. Yellendi. İlk namazını tazele osurdun. Adam da diyor ki ya niye namazımı tazeleyim ki kalbim temizdir.
Ben mesela bunu okuyunca dedim ki üstadımız bunu niye koymuş haşiyeye? Hakikaten baktım. Dedim Fatih bir osurdun bütün dernekler yıktın diye. Tamam mı? Oğlum şimdi bunlarınki osurması misane değil. Bunlarınki FETÖ osuru var. O yüzden sıkıntı yok. Evet. Bak, orada şeyi soracağım. Fatih Yağcı'nın kızlarla gece vakti sohbet yaptığını oradayken biliyor muydun? Biliyordum. Ama böyle oldu. Bu şekilde olduğunu bilmiyordum. Çünkü zaten mesela misal ofiste oluyordum veya ne bileyim işte köşkte oluyordum. İşte peki hiç yani, köşkten biri demiyor muydu? Kızlarla sohbet caiz mi, helal mi, haram mı? Yani insanın nefsi kabarır mı, kabarmaz mı? Bunlar ya ben onları sorduk tabii ki abi. Hani sen kadınlarla nasıl ders yapıyorsun? Yani hani ya kardeşim ben o şey beni görüyorlar sadece. Ben onları kesinlikle görmüyorum gibisinden. Hadis şey var biliyorsun. Hazreti evet. Ayşe annemizin huzuruna bir ama sahabe geliyor Resulullah Efendimiz ya Ayşe içeri git diyor ya. Evet. O da diyor ki ya Resul, o amadır beni görmüyor diyor. Sen onu görüyorsun diyor. Tabii ki. Delil var yani kesinlikle caiz değil. Ne İslam'da yani, ne şeriatta ne fıkıhta buna kimse cevaz veremez yani. Verdiği an ehli helal olur. Bu şekilde mukabele ettiği için biz de çok malumat sahibi olmadığımız için. Tabii o dönemde siz çekirdek kadroda da değilsiniz anladığım kadarıyla. Yani merhaba merhaba. Çekirdek kadroda. Tabii. Yani şey yapmadık hani Fatih Yağcı'nın sözünü çok kıymetli gördüğümüz için sorgulamadık, araştırmadık ya, fetvasına bakmadık yani. Rıdvan abi orada bir cümle söylüyor. Müdebbire itaat olayı. Evet. Bu bizde nedir mutlak abi? İtaat vardı. Mutlak yani, itaat. Yani Fatih Yağcı dese ki mesela sen bu gece işte burada yatmıyorsun, çatıda yatıyorsun, yağmurda kalacaksın. Sorgulama yok. Tamam, şey olduğu için yönetici ol, yani müdebbir diye tabir ettiğimiz işte Risale-i Nur'da geçen hani o cümle de bağdaştırıp işte itaat diye hani şeyde de var ya, hizmet düsturlarında da var ya, yani müdebbir itaat diye hani bu Esasat-ı Nuriye adlı toplama olan eser Risale-i Nur'lardan, evet, onları okutuyordu bize. Onları iyi tahşidat yaptığı için bu yönde. Yani basit ve batıl tevillerle insanları tabii, kendi fikrini, sanki üstadın fikriymiş gibi o tevilleri kabul ediyorlar. Peki Rezan abi, şunu söylemek istiyorum. Abdullah. Biz Sözler Köşkü'nde iken orada birçok para akışından bahsediyor Rıdvan. Bu para akışlarını sadece Rıdvan abi mi görüyor yoksa size de bir gösteriyor muydu? Muhasebeyi görüyor muydu? Bizi söylüyordu canım. Haberimiz oluyordu illaki. Ama peki bir şey diyeceğim. Normalde bir şey olur abi. Resmi olarak hani makbuz fatura falan kesmek gerekiyor. Onlar bu paraları makbuz ve fatura karşılığında mı yapıyordu? Yok. Tamamen yani, elden. FETÖ'cü dahi olmasalardı şu anda mali şube atlasa Velet Dahi Nami. Arkadaşlar haber veriyoruz. Ben FETÖ'den vururken siz de mali şubeden vurun. Bunların evet, hesaplarını Velet Dahi Nami. Peki. Şimdi şeye gireceğim abi. Bunlar ısrarla biz şimdi normalde bunlara birçok ithamlar yapıyoruz. Çok iddialarımız var. Koyduğumuz verilerimiz var. Bunlara cevap istiyoruz. Bunlar da her cevabın karşısında benim işte külliyede resmim var. Benim Tayyip Erdoğan'a resmim var. Benim TRT'de evet, resmim var. Resimle cevap veriyor. Oğlum resimle ben ne yapayım? Ona bakarsan Tayyip Erdoğan bana da Süleyman Yasin Akdeniz'e sevgilerimle diye külliyeden ıslak imzalı resim evet, gönderdi bana da. Değil mi? Bu bir şey, bu cevap değil ki. Ben bir şey soruyorum ona. O bir şey göstermiyor ki. O resimle cevap vermeye çalışıyor. Diyor ki ben şuna resim çekildim. O zaman bana bu soruyu soramazsın. Ben soru bu. Resimle cevap vermeye çalışıyor. Algı yapıyor. Şimdi bakın. Şu resmi anlatmak istiyorum abi. Burada Fatih Mehmet Yıldız FETÖ'cüsü. Ondan sonra Fatih Ünal ve İrfan. Biliyorum o resmi. Biliyorum abi. Evet. 3 tane FETÖ'cü reis cumhurumuzdan ödül alıyor diye bir fotoğraf var. Evet. Tamam mı? Ankara'da. Bu Anadolu Platformu diye bir derneğin, bir vakfın neyse bir şey programı. Buraya sponsor bağlantıyla sokaktaki kağıt toplayıcı vatandaş da gitseydi Tayyip Erdoğan ona da bu ödülü verecekti. Yani bunlara özel bir ödül yok. Bu bir. Tabii canım. İkincisi
Bunlar külliyeye gidiyorlar. Külliyede resim çekiliyorlar. Şu ortadaki arkadaş var ya külliyedeki. Bizim arkadaşa evet. diyor ki ya bu raporlarda diyor benim diyor resmimi niye koyuyorsun? Başım ağrıyor burada diyor. Kimse sevmiyor bunu külliyede. Bunlar diyor bir bağlantıyla gelmişler buraya sıkmışlar diyor. Hiçbirimiz diyor bunlara kefil değiliz diyor. Orada da gelmişken biz orada görevliyiz. Resmiyiz yani çalışıyoruz. Gelip bize resim çekildiler diyor. Reddediyor. Resimdeki adamlar, şimdi burada çok göstermeyeyim adama da deşifre etmemek için. O diyor ki öbür arkadaşlar, oğlum diyor o resmi oraya ben koymadım ki. Bu şerefsizler diyor senin resmini almış sosyal medyaya koymuştu. Herkes bakıyor. Ama bu resimle çekildiğim için sıkıntı çekiyorum külliyede diyor. Yani bunlarla aynı kadeye giren adamlar bile lanet ediyor. Diğer bir husus. Ya benim biliyorsun evet. işte ben o halen daha kağıt üstünde dernek üyesi olarak göründüğüm için benim Milli Savunma Bakanlığı'ndaki işim olmadı abi. Biliyorsun anlattım sana. Yani abi şimdi şöyle söyleyeceğim. Sen daha önce onun aleyhine zaten ayrıldın. 2017'de ayrıldın. Sen evet. 2021. Böyle olduğu halde senin onun aleyhinde olduğun halde onun bütün iç çamaşırlarını ortaya koymuştun halde bir nevi ona dost olmadığını, düşman olduğunu hatta bu noktada bütün millet uyardığın halde bu adamda zerre kadar ağır namus, şeref, haysiyet denen bir şey olsaydı evet. ne yapardı? Senin orayla bütün ilişkileri keser, imha ederdi. Evet. Ama bu başka bir hesap peşinde olduğu için sen onun aleyhinde dahi olsan senin üyeliğini silmedi. Bu yayını dinleyen ve bu yayını dinleyen Fatih Yağcı FETÖ'cüsünün adamları Abdullah Tonçer abimizi, önceki adıyla Erezan Tonçer abimizin Sözler Köşkü'ndeki üyeliğini silin. Bu sizin elinizde. Evet. O kendini silemiyor. Yani 2018'de aradık. Rıdvan'la beraber aradık hatta. Bakın kardeşim biz üye olarak görünüyoruz hala. Ve bana hani bir bilgi geldi Ankara'dan. Aradı beni bir arkadaşım. Dedi ki sen dedi Sözler Köşkü'ne üye misin? Dedim eskiden öyleydim evet. Dedi ben dedi bana dedi bir belge geldi dedi. Dedim abi. Sen dedi halen dedi daha orada üyesin. Sor dedi. Bir baktım E-Devlet'ten hakikaten üyeyim. O zaman işte, bana attığın evrak bende duruyor. Yani, evrak bende var. Yani o zaman işte 2018'de Talha'yla konuştuk. Dedik bak kardeşim hani biz üye görünüyoruz hala. Bizim bir ilişkimiz kalmadı. Hani rica ediyoruz. Kaldırın. Hani üyeliğimizi iptal edin. Hani sizin de başınız ağrımasın. Bizim de başımız ağrımasın. Bu kadar aleyhine geçtiğimiz halde FETÖ'cü dediğimiz halde özellikle benim ve senin bu kadar bunlar hakkında köşkün içinde kurucu üye olduğun halde, ayrıldığın halde bunların bütün pisliklerini detayına kadar anlattığın halde, ortak imzayla beyanlar verdiğin halde bu FETÖ'cü Fatih Yağcı özellikle benim ifademle söylüyorum. Ne de senin üyeliğini hala silmez. Valla bir maksadım var. Vardır muhakkak bilmiyorum yani. Yani bunun vardır bir planı var. Tabii. Planı var. O bir yarın suç bir gün devlet bize çökerse bunların da başı ağrısın. Orada bir intikam olayı var. Ben sana başka evet. bir şey vereceğim. Bunu ilk benden duyacaksın. Evet. Türkiye'de şu anda ilk şu anda benden duyacaksınız. Ve bunu söyledikten sonra tedbir yapabilirler. O videoyu silebilirler. Ama mühim değil. O videoyu indirdim. Bunun analizlerini yaptırdım. Belge yayınlayacağım. Sözler IM sayfasında çizgi film yaptı Fatih Yağcı. Şu anda girip görebilirsiniz. O çizgi filmde verdiği şifreler ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Fethullah Gülen'in yapacağı ikinci FETÖ darbesi hakkında, Reisi Cumhurumuza yapılacak ikinci suikast hakkında önemli bilgileri o çizgi filmine verdiler arkadaşlar. Tarihine kadar. Analizleri elimde. Hiçbir şey olmasa o çizgi film onların başını yakacak. Buradan söylüyorum. Delikanlılarsa, bak burada açık söyledim. Tedbir yapmasın, o çizgi filmi silmesin orada. O dursun, ben onu yayınlayacağım. Görürsünüz. Tarih vererek Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl o çizgi film üzerinden tehdit ettiğini biliyorsunuz. 15 Temmuz ayrı darbe girişimi de birçok müziklerle, efendime söyleyeyim filmlerle, hatta böyle Zaman Gazetesi'nin verdiği böyle ağlayan bebek reklamı vardı gibi reklam mesajlar vermişler. Ve etrafı yıkıldığını vesaire göstermişti. Aynısını şimdi yapıyorlar. Çünkü bunlar abi şeytanla anlaşmalar olduğu için yapacakları eylemi önceden bazı videoların içine, bazı yaptıkları eylemlerin içine, çizgi film gibi şifreliyorlar. Masonların şeyleri verdi, Ra'nın gözünü koyuyorlar bilmem ne. Bütün hepsini analizini yaptım. Ve dün yani 24. kare tekniği deniyor buna. 24. kare tekniği hakkında çok... Bunu burada açıklama sebebi gerekli mercilere ihbar ettim, dosyaları gönderdim. Evet. Onlar incelediler, dediler ki bizdeki dosyalar aynı.
Bu şu anda millete vermeyeceğim, sabah edemezler. Ben inan onu gördükten sonra yani dudağım çıkmadı. O derece titredim. Abi Allah dedim, Cumhuriyetine yapacaklar ikinci bir darbe girişiminin tarihine kadar, ayına gününe kadar, reisi cumhura verecekleri suikastın tarihine kadar bunu bilerek evet. Söylüyorum. Savcı arasın. O aynı videonun devamında o suikasttan bir hafta sonra ne yapacağını operasyonuna kadar şu anda Sözler Köşe Hikayem sayfasına girip o çizgi filmi izleyenler gözleriyle görürler. İyi bir analizi görebilir. Bak bunu ilk defa söylüyorum bu vakit. Yarın da zaten YouTube düşecek. Ben bunlarla alakalı zaten birkaç televizyonla da görüştüm. Hatta dedim ki bir kanalda konuşayım ki tarihe bir not düşeyim. Yani benim amacım şu. Bunların hepsinin yargılanması lazım. Bu bir kamu davası. Adam diyor ki evet. Sizin mahkemeniz var. Oğlum benim ne mahkemem? Bu kamu davası. Bu devletin davası. Biz hesap sorarken biz söyleyelim bunlar kendini nasıl kurtarırsa. Biz sonuçta verilerimiz gerçek. Mesela bu Fatih Yağcı'nın duyurduğu biri var abi. Biliyorsun PKK bir terör örgütü. Evet. İnsan PKK'ya çalışırsa ve insanları dağa çıkarırsa suç işlemiş olur. Tabii. Dağa çıkan insanlar gelip Mehmetçi'yi öldürürse başka bir suç işlemiş olur. Fakat evet. O adam dağdan indikten sonra devlete teslim olmayıp Fatih Ağacı'ya gelip Sözler Köşkü'ne görev oluyorsa o da başka bir skandal, başka bir suç olur. Fatih Ağacı bir videosunda diyor ki PKK'lı Habib'den bahsediyor. Bu adamın Muğla yapılanması yaptığından bahsediyor. 40 gencin PKK olarak dağa çıkardığını söylüyor. Daha sonra da Fatih Ağacı'nın yanında İstanbul'da vazife gördüğünü söylüyor. Bu Habib diye bir adamı siz tanıyor muydunuz? Sadece yani o bize seninle anlatmış olduğun malumat olarak ya bilgim var. Hani çok fazla yani anlattığım bir şey değil. Yok ben İzmir'de görmedik. Ben görmedim en azından. Zaten İstanbul'da diyor bu PKK'lı için. Yani, bu evet. PKK'lı diyor. Videoda diyor ki izlediysen o videoda PKK'nın külliyatı var. PKK'nın diyor dağda diyor karıyla kızla işi yok diyor. Yani bildiğin evlat var yani. Tamam mı? Karıyla kızla işi yok diyor. Aynı bizim gibi dediğini de çok iyi hatırlıyorum. Hatta şaşırmıştım. Ulan bu nasıl böyle bir şey söyler diye. Hani bizim gibi işte oturuyorlar, çay içiyorlar, kitap okuyorlar. Çay içiyorlar, kitap okuyorlar falan. Kızın davaları var diyor. Bizim diyor menfi suret yapıyorlar, biz müspet suret yapıyoruz diyor. Şimdi bir dünya 12-14 yaşındaki kızları PKK dağda ifade ediyor, ızına geçiyor, sonra eline silah verip öldürüyor. Bunları görmüyor mu bu adam? Görüyor. Benim burada aynı zamanda arkadaşının PKK'lı olduğunu, devlete teslim olmadığı halde gelip Fatih Ağacı'ya teslim olduğunu, Fatih Ağacı'da onu İstanbul Sözler Köşkü'nde sorumlu yaptığını kendisi söylüyor videoda. Ben de soruyorum buradan Fatih Ağacı FETÖ'cüsüne ve PKK'lısına. Bu PKK'lı Habib kim Fatih? Ne yaptı bu? 40 tane genci daha çıkardı diye kendin itiraf ediyorsun. Evet. O 40 tane genç kim? Şimdi Diyarbakır anneleri var. Ağlıyor HDP binasında evladım istiyorum diyor. Hangi annenin çocuğunu dağa çıkardı? Senin Sözler Köşkü'ndeki hangi anneyi evladına kavuşturdu? Gitsin rapor verdi mi devlete? Teslim oldu mu? Ben vatandaşa bunu soracağım. Tabii ki de. Şimdi ben bunu sorduktan sonra bu bana nasıl şikayet edecek? Kaçıyor. Ve Fatih Yağcı'yı destekleyenleri söylüyor. Bu videoyu izleyenler. Eğer sizler de benim gibi PKK terör örgütüne düşmansanız, eğer sizler de benim gibi bu Türk bayrağını seviyorsanız, sizler de benim gibi Müslüman iseniz, sizler de PKK ile APO'ya karşı düşmanlığınız var ise Fatih Yağcı'nın takipçileri olarak Fatih Yağcı'ya sorun. PKK'lı Habib kimdir? Çıksın kamuoyuna açıklasın. Arkadaşı PKK'lı Habib kimdir? Bir daha soruyorum. Dağa çıkardığı 40 kişi kimdir? Açıklasın. Bu PKK'lıyı devlete teslim olduktan sonra mı Fatih'e geldi? Yoksa teslim olmadan mı Fatih'e geldi? Çıksın açıklasın. Ortada bir olmadan suç var. Düşünüyorum ya. Olmadan. Bir suç var. Bu bir suçtur. Evet. Bu bir suçtur abi. PKK'yı da ben mi takip edeceğim? Devletin işte. Ben buradan gazete belgeyi yayınladım. İspatı da elimde. O belgeyi sızdıran da mağdur ettiği kızlar. Ben gazetecilik olarak aldım. Senden çıkmadı, benden çıkmadı. O videoda olan kızları çeksin devlet sorgulasın. Evet, o kızlarla, o kızların da yaşı küçük. 12 yaşında, 16 yaşındaki kızlara sen PKK'yı anlatıyorsun, APO diyorsun. Telefonda görüştüğün Diyarbakır'daki PKK'lı kim? Fatih Ağacı bize cevap versin. Diyarbakır'da PKK'lı bir arkadaşım var diyor. İsmi Abdullah diyor, sonra adını bilmiyorum diyor. Değiştiriyor bir şeyler söylüyor. Bir kategoriyle. PKK'lı diyor ki telefonda Fatih abi diyor. Ben PKK'lı olduğum için tabi öyle demedi. Ben onu anlatıyorum. Net anlasın millet açık açık. Şu anda telefonlar dinlenebilir. Bu konuyu APO bayrağı meselesini telefonda konuşmayalım. Sıkıntı olur diyor. Fatih de tamam diyor. Sen PKK'lısın. Ben seni devletten koruyacağım. Tamam diyor. Konuyu kapattım diyor. Telefonu kapatıyor. Ve bunu da kendi anlatıyor.
Oğlum bu adam PKK'lıysa, telefon dinlenmesinden korkuyorsa sen git ihbar etsene bunu. Niye bunu arkadaşım kardeşim diyorsun? Yani bunun bir izahı var mı? İşte bunlar öyle şerefsiz ki ben şimdi Kürt olduğum için ayrıldıktan sonra özellikle o Harun Serkan Aktaş denen vatandaş Tayyip Erdoğan'ın Harun Serkan Aktaş FETÖ'cüsünün de resmi var. Tayyip'le resmi var diyor. Oğlum diyor Tayyip Erdoğan bütün yaveleri FETÖ'cü çıktı hapiste. Uçağa indiren pilot FETÖ'cü çıktı. Adam ben şunu soruyorum. Bu adam zaman içerisinde FETÖ'ye bunları tavsiye ederken Tayyip Erdoğan yanına kadar nasıl yükseldi? Kim referans oldu? Evet abi. İsmini söylersen davalık oluruz. Bir tane eski AK Parti milletvekili biliyorsun ismini. Ya ben vuruyorum Sayın Cüce ise o evet. Beni bizi toplantıya çağırdı. Onunla ben her türlü davalık oldum. O bir defa 15 Temmuz gazisini cemaat için öldürme tehdidi yaptı. Evet. Benim emri evet. Belgesi var. O 15 Temmuz gazisini MİT'ci FETÖ'cü diye iftira etti. Ali İhsan da oradaydı. Sabri Okur da oradaydı. İpleri elimde. Suç sen 15 Temmuz gazisini nasıl FETÖ'cü dersin? Sait Yüce'dir yani devlette bu kadar yani, itibar sahibi olmalarını sağlayan. Bunu yayınlamadım ki daha. Ve evet. Sen Müslüm abi bunları uyardığı halde çıktın onlarla program yaptın. Yetmedi. Evet. Fırıncı'nın cenazesine ders yaptırdın. Yetmedi. Ve geçtiğimiz işte dediğin gibi aylarda vefat eden Mehmet Fırıncı'nın. Bak yetmedi Fethullah Gülen Mehdi'dir diyen İhsan Atasoy'u mevlid yaptırdı. 2020 yılı itibariyle. Yani bunlardan mı? Geçtiğimiz evet. Aylarda işte vefat eden Mehmet Nuri Güleç yani kamuoyundaki ismiyle Mehmet Fırıncı diye bilinen şahıs. Onunla ilgili reddiyelim duruyor. YouTube'da evet. Ve sayfalara bakabilirler. Sayesinde devlette bu kadar itibarsa. Hatta bizim bir arkadaşımız var ismini vermeyeyim. Fırıncı ile ilgili hani vefatından önce bu mevzularla alakalı birkaç paylaşım yapıyor ve bir hafta 10 gün sonra çocuğu karakola çağırdılar. Ben aradım o arkadaşı. Evet. Bir tanesi vardı Ankara'da aradı. Çocuğa tamam mı artık öyle bir haşhaş olmuş ki çocuğa hakaret ediyorum ki karakola gitsin. Dedim bak şu anda karakola git. Evet. Emniyet amirine ver Ankara'da. Emniyet amiri telefonu açsın. Onun yanında sana yine bunları söyleyeceğim. Şu anda evet. Dedim özel kuvvet gelsin kapımı kırsın. Tamam mı? Ters gerekçe tutuklanayım. Bağıra bağıra yine sizin terörist olduğunuzu söyleyeceğim. Hadi bakalım dedim yani. Evet. Atar giderim. Evet. Bir şey söyleyeceğim orada. Bak. Serkan Aktaş TRT'de program yapıyordu ya. Evet. Artık yapamaz. Bitirdim. Milli Eğitim Bakanları bunlara okullarda seminer verdi diyordu ya. Belgeler burada. Evet. Artık yapamaz. Külliye giriyorlardı ya. Artık giremezler. TÜBA'da program yapıyorlardı ya. Artık yapamazlar. Milli Türk Talebi Birliği'ne çağrılıyorlardı ya. Artık çağrılamazlar. Ben tek başıma devletle alakalı bütün irtibatlarını kopardım. Yiyorsa Tayyip Erdoğan'ın fotoğraf çekilsinler. Yiyorsa şimdi külliye gitsinler. Yiyorsa şimdi meclise girsinler. Hadi bakalım. Allah gerçekten takdire şayan bir mücadele verdin abi. Artık milletimizin gönlü ferah olsun. Bu FETÖ'cüleri devletimize tanıdı. Milletimize yeni öğreniyor. Artık biz yok reisleydik, yok şuradaydık diyemezler. Asla bir araya gelemeyecekler. Evet. Artık hiçbir milli eğitime bağlı okulda program yapamayacaklardır. Bırakın bunları. Yarın korona geçtikten sonra bunlar toplanıp, beni yalan çıkarsınlar, toplanıp halka açık bir şekilde Risale Dersi adı altında ayinler yapamayacaklardır. Çünkü o Risale Dersi değil. Neden yapamayacaklar biliyor musun? Oraya gidecek insanlar bekliyor. Bir açık bir halka açık bir sohbet yapsınlar. Topa göz kıralım, kavga çıkaralım diye gidecekler. Dövüşmeye gidecekler. Bir tanesi var. Milli sporcu. Abi diyor ya sen niye uğraşıyorsun bunları izah edin, ikna edin diye. Ben diyor bunun birine diyor komaya sokayım 6 ay çıkamaz diyor. Gidelim paşa paşa diyor. Bunlara karşı bu millet artık bu boyuta geldi. Evet. Vermedikçe bunlara cevap vermedikçe bu dostlukları daha da binemiyor. Yani bunlar yarın sokakta çıkacak, yürüyecek yere gelir. Millet bunun yüzüne tükürecek. İş olur mu? Ben inşallah. Temennimiz o. Bak ben bakkala tek başıma gidip gelemiyorum. Bu adamlar bakkala tek başa gidip gelemiyor. 10'ar kişi 10'ar kişi gidip geliyorlar bir yere. Tek evet. Başına dolaşmıyorlar ya. İnanırım. Bak benim çünkü ben o kadar yani ağır hakaretler ettim zamanında. Halen daha işte senin vesilenle ediyorum. Elhamdülillah. Bir gün bile bir tanesi ben bir de 2017'de ayrıldığımda tek başıma ayrıldım. Ve ben ayrıldıktan sonra tamamen bu kopmalar yaşandı. Yani
Hani sen tek başına bu şekilde mücadele ettin. Ben de ilk 2017'de ayrıldığımda tek başıma mücadele ettim. Ve hani herkes düşünsen abi, hani senelerce beraber olduğun insanlar bir anda hepsi bana düşman oldu. Yani o kadar Abi bu yalnızlık olay hissediyordum ki. üst baronu vardır. Üst baronu, üst Evet. papazı. Mesela Fatih Ağacı küçük FETÖ'cüdür. Mehmet Evet. Yılmaz Kancı FETÖ'cüdür. Uğur Akkafa üst baron FETÖ papazı. Evet. Uğur Akkafa. Evet. Nominanın taşı odur. Onu devirmeden Evet. Mehmet Yılmaz'ın kılına dokunamazsın. Uğur Evet. Akkafa'yı devirmeden Fatih Ağacı'ya bir şey yapamazsın. Uğur'a dedi pisini temizle. Bunların hepsini mimar da 2007'den beri işleri değil. Öz annesine Evet. benzemek. Ailelerim yani. Ben onun Evet. gerçek çocuğu annesini. O kendi o anneye ihanet etmiş bir haindir. Kendi akrabaları komşuları bile sevmiyor Uğur'u. Orada bir şerefsizlik yapmıştır o. Açık söyleyeyim. Bu Fethullah Gülen'le telefonla görüşüyordu telefonla. Evet abi. Bak telefonla görüşüyordu. Fethullah Gülen dedi ki Uğur Akkafa'ya. Uğur'cum dedi. Zaten mektebin finansörü odur. Bunlar hep yarın çıkacak ortaya. Uğur dedi yakında Türkiye gideceğim dedi. Gelince dedi sana söz veriyorum. İlk vaazımı, ilk sohbetimi Nur Mektebi Ümraniye Kürsüsü'nde yapacağım dedi Fethullah Gülen. Vallahi. Ben. Ve bunun kaç tane şahidi de var benim dışımda. Ve bununla övünüyordu, herkes anlatıyordu. Ya FETÖ rüyası anlatıyordu. Diyordu ki ben Hoca Efendi Hazretleri'ni, muhterem Fethullah Gülen Hazretleri falan filan övüyor ya. Rüyamda gördüm, teşrif etmişler rüyasına. Demiş ki al demiş, ayakkabısını çıkarmış ve Fethullah Gülen Uğur Akkafa'ya vermiş. Al Uğur kardeşim, evladım neyse artık rüyada. Fethullah Gülen'in ayakkabısını giymiş. Hadi bununla yürü demiş. Bunu anlatıyordu. Fethullah Gülen ayakkabısını vermiş Uğur'a. O ayakkabıyla yürü demiş. Yani hizmetin ne kadar büyüyeceğini işaret ediyormuş. Ne oldu? Abi sene 2021, hala Fethullah Gülen'e cemaat gibi Uğur Akkafa. Gir. Şu anda bir izleyenler, şuradaki izleyenler ve yarın YouTube'da izleyenler hemen İsrail Ajansı'na girsin. Hemen girsin. Ve Uğur Akkafa röportaj desin. Ve şeyi görsün. Salih Muhammed. Fethullah Gülen'e cemaat dediğim 2021 tarihi itibariyle, bugün itibariyle bile cemaat diye kamuoyuna ilan ettiğini, Yeni Asya'yı Nurcu ilan ettiğini ve bilhassa Tahir Mutlu abi adına yalan söylediğini bizzat kendileri görsünler abi.